Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yağmurlu bir Bremen gününden daha sizlerle birlikte bir video çekmek istedim. Bir süredir video gelmiyor ve bir süre daha video gelmeyecek. Çünkü şu an C1 Almanca sınavına hazırlanıyorum. Tert C1 Hochschule için. Bu arada Bremen'in merkezindeyim. Şu an kütüphaneye gidiyorum. Ve sizlere aslında bu sınava hazırlık sürecimde bir günüm nasıl geçiyor, neler yapıyorum, neler çalışıyorum, biraz bunları anlatmak istedim. Şu an gittiğim kütüphane şehir kütüphanesi Stadtbibliothek diye geçiyor. Ve kütüphane yolumda Bremen'in merkezinden geçiyor. Merkezi Dom var burada. Rathaus vesaire var. Buradan geçiyor. Rathaus dediğimde belediye binası. Ve böyle otobüste inip buraları görerek kütüphaneye gitmek bayağı güzel oluyor. Böyle motive olarak gidiyorum diyebilirim. Hem de bu videoda sizlere Stadtbibliothek, yani şehir kütüphanesi Bremen'in nasıl bir Almanya'nın herhangi bir kütüphanesini görmenizi istedim. Belki bir vlog daha yaparım. Orada da üniversitenin, yani Üniversite Bremen'in kütüphanesini çekerim. Bakalım nasıl olacak. Bremen'le ilgili bir vlog yapıp yapmama konusunda kararsız kaldım. Eğer isterseniz sizlere Bremen'in böyle tarihi güzel yerlerini gösteren bir vlog tarzı bir video çekebilirim. Lütfen bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Çok fazla soruluyor. Almanca ile ilgili video gelmeyecek mi? İşte Almanca'da B1 seviyesine nasıl ulaştığını ve şu an işte C1'e çalışıyorum. Bununla ilgili videolar gelmeyecek mi? C1'den sonra umarım sertifikayı alabilirim. Tek seferde. Ondan sonra Almanca ile ilgili videolar böyle gelecek güzel bir şekilde. Bakalım sıra sıra halledeceğiz. Birazdan göstereceğim bu kütüphanede şu an bisiklet yolunda. Yol böyle iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bisiklet yolunda yürürseniz size çarpma olasılıkları çok yüksek. Birazdan göstereceğim kütüphaneye herkes geliyor, yani bütün yaşlı insanlar orada olabiliyor. Burası biraz daha sessiz üniversitenin kütüphanesine göre. Ama yine de güzel masalar, ortam vesaire gayet hoşuma gidiyor benim. Ben hep şu Ausgang'dan girdiğim için çok fazla uyarı yemiştim. O yüzden artık Eingang, yani girişten girmeye daha çok çaba sarf ediyorum. Ve girişten başlamak gerekirse böyle eşyalarınızı koyabileceğiniz kilitli alanlar vesaire var. Bu gördüğünüz kısım değilse insanlar aldıkları kitapları buradan teslim ediyor, içeriye koyuyorlar. Otomatik olarak gidiyor. Kırmızı yanınca kapanıyor kapağı ve buradan kitabı görüyorsunuz. Gidiyor ve çalışan oradan alıyor. Böyle içeride bir dinlenme alanı var. Lunch gibi. Ve birazdan size burayı gezdireceğim. Fakat şöyle bir genel görmenizi istedim. Oldukça güzel, samimi bir ortam var. Burada işte o best seller dediğimiz kısım, o kitaplar koymuşlar böyle oraya. Kunsthauslei dedikleri çok dikkatimi çekti benim. Çünkü bunu da ben daha önce görmemiştim. Auslei'in demek ödünç almak demek ve buradaki gördüğünüz tabloları insanlar ödünç alıp evlerinde duvarlara asıp daha sonra tekrar değiştirebiliyorlar oradaki diğer tablolarla. Çok garibime gitti yani, niye böyle bir şey yapayım diye. Gördüğünüz böyle bir sürü tablolar vesaire var. Bunları insanlar ödünç alıp daha sonra değiştirebiliyorlar. Burası da böyle insanların toplanıp bazı etkinlikler yaptığı bir kısım. Ve diğer bir göstereceğim şey ise bu tür bilgisayarlar. Bu tür bilgisayarlarda insanlar aradıkları kitapları bulabiliyorlar. Evet, burası kütüphanenin birinci katı oluyor. Girdiğiniz zaman böyle sizi bir sürü kitap karşılıyor. Çalışma alanlarıyla birlikte. Sizlere göstermek istediğim bir diğer şey ise Almanya'da CD kültürünün bitmemiş olması. Hala da böyle insanlar bu CD'lerden müzik dinliyorlar, oyun oynuyorlar, dizi izliyorlar vesaire. Ve Almanya'da gerçekten CD kültürü hala bitmediğine çok şaşırmıştım. Yaşlı kesim çok fazla olduğu için onlar daha çok kullanıyorlar.
Bu tür çalışma alanlarına da Learn Insel deniyor arkadaşlar. Az önce gördüğünüz üçlü koltuk ve ortada bir masa vardı. Böyle adlandırıyorlar. Benim en sevdiğim bölüme geçmiş bulunmaktayız. Burası krimi bibliotek. Burada daha çok polisiye kitapları vesaire var. Ve temasını gerçekten çok beğeniyorum buranın. Böyle içerideki çalışma ortamı inanılmaz hoşuma gidiyor. Duvarlarda da arkadaşlar gördüğünüz yazılar o alanlarla ilgili kitapları gösteriyor. Wirtschaft yani ekonomiyi kitaplarının bulunduğu yeri geçtik. Sosyoloji, Geschichte, politik dediğimiz tarih ve politika kitaplarının bulunduğu alanlar. Ve şimdi bizi ilgilendiren kısımdayız. Sprachen kısmı. Burada bir sürü dile ait kaynak bulunabiliyor arkadaşlar. Tabii ki Almanca ve o dile ait kelimelerle. Fakat burada Almanca öğrenmek isteyenler için de çok güzel kaynaklar var. Şu burada gördükleriniz şu anda sınava hazırlık kitapları ve hikaye kitapları. Birçok kaynak var ve ben bu kaynaklardan yararlanıyorum. Bir kartım var. Buradaki Uni Bibliothek'te çıkarttığım kart. O kartla birlikte kitapları ödünç alabiliyorum. Testaf, Telk, hazırlık kitaplarını vesaire görüyorsunuz. Her birini böyle seviye seviye ayırmışlar. Ve bu gördüğünüz hikayeleri de ben çoğunu okumuşumdur. Çünkü buradan sürekli alıp değiş tokuş yapıp okuyordum kitapları. Oldukça yararlı oluyor. Alt seviyeler için mesela B1, A2 seviyelerinde kitap okumak oldukça yararlı kelime öğrenme açısından. Ve bu kısımda da tabletleri görüyorsunuz. İnsanlar buradan isterlerse tabletlerden de araştırma yapabiliyorlar vesaire. Ben küçük çocukların burada oyun oynadığını görmüştüm. Oldukça güzel bir imkan. Sınava çalışmaya Telk'in kendi sitesindeki örnek testi çözerek başlamaya karar verdim. Ve öncesinde Lese Verstehen kısmını çözmüştüm. Şu an ise Hör Verstehen ve diğer kalan kısımları yazma ve mündlich yani sözlü kısımları görüyorsunuz. Sınav kağıdı bu şekilde olacak ve şu an onun bir simülasyonunu çözüyorum. Da tabii ki bir de yazma bölümü var ve bu yazma bölümüyle ilgili bizden bir en az 350 kelimelik bir kompozisyon yazmamız isteniyor. Ve ben bu kompozisyon için bir kanaldan ve bir oynatma listesinden daha doğrusu yararlandım. Bunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oldukça yararlı bir oynatma listesi oldu benim için. Bu video serisini izleyerek sizler de C1 seviyesinde
yazmayı öğrenebilirsiniz. Tabii ki eğer C1 seviyesindeyseniz. Önceden bunları bu şekilde çıkardım, yazdım. Kalıplar vesaire var. Bunlarla ilgili yeni bir tema olan Auslandsstudium, yani yurt dışında üniversite okumak ile ilgili yeni bir mektup yazmaya çalışacağım. Hangi dilde olursa olsun kompozisyon yazarken yardıma ihtiyacınız oluyor. Burada ise internetten araştırma yapıyorum, neler yazabilirim diye. Kendime pro ve kontra tezler, argümanlar oluşturmaya çalışıyorum. Bu kısım en zor kısmı diyebilirim. Onları bulduktan sonra sadece metne dökmek geriye kalıyor. Sınavda ise hiçbir şeyden yardım almayarak 70 dakika içinde yazmanız gerekiyor. Ve tabii ki bunun için bayağı bir yazma alıştırması yapmam gerekecek diyebilirim. Çalışmalara biraz da evden devam etmek istedim. Birazdan bir mektup yazacağım. Ama ondan önce sizlere söylemek istediğim birkaç şey var. Kanalımda abone olmayıp da izleyenlerin sayısı epey bir fazla. Yani orana bakarsak yandaki gibi. Bayağı bir kişi abone olmadan izliyor. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bu videoları hem kendim için, yani bir anı olsun diye, hem de sizlerin yararlanması için çekiyorum. İşte Almanya'da C1 sınavına eğer siz de buraya gelirseniz çalışmalarının sırasında neler yaşayacaksınız veya işte Almanya'da bir kütüphane nasıl olur, bunu göstermeye çalışıyorum. Bu yüzden buna karşılık videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Bunu söylemek istedim. Şimdi sırada kompozisyonum var. Onu yazacağım ve çalışmalarıma devam edeceğim. Ve birçok kelime ve kalıp, cümle kalıbı öğrendiğim bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. DV German adında. DV German'ın Deutschlernen kısmı var kendi web sitesinde. Bu kısımdan arkadaşlar seviyenize uygun birçok içerik var. O içeriklerden birini seçerek Almancanızı çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ben birçok kalıp, kelime vesaire hep DV German'ın o Deutschlernen kısmından öğrendim. C1 seviyesine ait Glosa ve Alltagsdeutsch diye iki tane içeriği var ve ben bu içerikleri izliyorum. Daha sonra bunlarla ilgili bilmediklerimi cümle halinde not alıyorum. Dikkat edin, cümle halinde, kelime değil. Ve bilmediğim kelimeleri de altına yazarak bunları tekrar etmeye çalışıyorum günden güne. Bu şekilde öğrenip daha sonra bunları kullanmaya çalışıyorum. Bu oldukça etkili bir yöntem. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Siteyi ilk açtığınızda böyle bir sayfa karşınıza gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C1, C2 seviyesi. Burada ise içeriklerin hepsini bulabilirsiniz. Ve bu içerikler genelde farklı seviyelere ait. Benim kullandıklarım ise Glosa ve Alltagsdeutsch arkadaşlar. Sprachbar da gayet güzel. Farklı içerikleri dediğim gibi yine buradan bulabilirsiniz. Lütfen bu siteyi araştırın ve eğer Almanca öğreniyorsanız bu siteyi kullanmayı unutmayın. Ve ben bugün Alltagsdeutsch kısmından çalışacağım. Alltagsdeutsch'a giriyorum. Burada son yayınlanan Glücklich werden ohne Glücksratgeber. Buradaki podcast'i dinleyip bilmediğim kelimeleri not edip daha sonra onları tekrar edeceğim. Not alırken tabii ki rastgele almıyorum. Günlük hayatta ve daha sonra işime yarayabilecek cümle kalıplarını ve kelimeleri not almaya çalışıyorum. Şimdi ise çok sevdiğim bir podcast var, onu dinleyeceğim. Böyle uyumadan önce, yolda giderken vesaire dinliyorum. Podcast dinlemek sizin pasif kelime hazinenizi geliştirir ve ileriye dönük öğreneceğiniz kelimelerin önden bir temelini hazırlar. Bir kelimeyi gördüğünüzde ben bunu duymuştum veya görmüştüm diyorsunuz sürekli podcast dinlerseniz. Ve ben de uyumadan önce en az bir yarım saat podcast dinlemeyi çok seviyorum ve severek de dinliyorum, hoşuma da gidiyor. Birkaç tane podcast önerimi yan tarafa bırakıyorum arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Es ist kalt hinter dem Bahnhof von Triest. In den Ruinen eines uralten Getreidespeichers zeigt Ismail einer Gruppe junger Männer einen Platz zum Schlafen. Da es keinen Platz im Erstaufnahmezentrum gibt, sind sie hier. Manche haben bis zu 3 Monate in dieser Ruine verbringen müssen. Auch der 18 Jahre alte Amer und seine Freunde harren hier seit einigen Wochen aus. Ve son olarak arkadaşlar, her gün yaptığım şeyleri Almanca günlük olarak kaydediyorum.
bu benim o gün içerisinde yaptıklarımı sonradan bir başka kişiye anlatmamda epey bir fayda sağlıyor. Siz de bu yöntemle günlük yazarak yani gün içerisinde yaptığınız işlerin Almanca karşılıklarını öğrenebilir ve bir insana anlatacağınız zaman zorlanmadan anlatabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum hem yeni kelimeler öğrenmek için hem de gün içerisinde yaptığınız aktivitenin Almancasını düşünüp Almanca düşünmenizi geliştirmek için. Evet, benim için verimli ve yoğun bir gün oldu aslında. Her günün böyle geçmese de böyle geçmesini umuyorum. Benim sınavım 23 Şubat'ta ve o güne kadar çalışmayı sürdüreceğim. C1 adına elimden geleni yapmaya çalışacağım. Umarım sınavı tek seferde geçebilirim. Sınav gerçekten zor bir sınav. Fakat sınava yönelik onun teknik ve metotlarına uygun çalışırsam başarabileceğimi umut ediyorum. Bakalım neler olacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız, yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Algoritmanın sizleri buna benzer videolarla karşılaştırması için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.